değiştirilmiş gıdalarla, bozulan havayla, değiştirilen alışkanlıklarımızla insanoğlunun hayatı tehlikede. Bir hasta hayal edin. Ayağı gidiyor, gözü gidiyor, böbrekleri gidiyor. Söyleyebildiğin tek şey dikkat et, ilaçlarını iyi kullan, dikkat et, ilaçlarını iyi kullan. Bunun bir basamak ötesine geçelim artık. Öyle bir ürün hayal edin. Damar yapılarınızı düzenli olarak temizliyor, temizliyor, temizliyor. Ya Allah razı olsun, böyle bir şeyin dünyada varlığını bilseniz ne düşünürsünüz? Bir hastaya, bir diyabet hastasına sen pirinç yeme demek yerine pirincin nasıl yenileceğini öğretmek. İnsanları hayattan koparmış bir hal iken çözümsüz bir şekilde ortada bırakıyor olmana hekimlik denilemez. Burada ben itiraz ediyorum. Şeker hastalığı bugün bu toplumun geleceğini mahveden en büyük tehdittir. İddia ediyorum koronadan daha büyük bir tehdittir. Bence hayati değerli bir konu. Umarım ki bu programımız, şu yayınımız bir ses olsun. Hasta yakınları, ya arkadaşım böyle bir bilgi var. Bu bilgiyi neden ama neden hayata geçirmezsiniz? Arkadaşlar, İlkay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ezberleri bozacak bir videoyla daha karşınızdayım. Daha doğrusu ben değil, az sonra konuğum karşınızda olmuş olacak. Doktor Eyüp Yılmaz, namı diğer Doktor Fit, iki bölüm çektik bugüne kadar kendisiyle. Gerçekten ezber bozan açıklamalar yaptı. Çünkü mesela söylediği birkaç şey var, not ettiğim. Belki diğer videolarda da hatırlatmış olabilirim. Şunu çok önemsiyorum, diyor ki ilaç iyileştirmez, bunu da kimse anlatmaz. Altını doldurun. Bir diğer söylediği şey, doğru besinin onaramayacağı hücre yok, yanlış bir besinin de yıkamayacağı insan yok diyor. İşte öyle bir tehlikedeyiz ki arkadaşlar, bu yayını yapmanın gerekli olduğuna inandım. Çünkü insanlık, çünkü toplumumuz tehlikede. Değiştirilmiş gıdalarla, bozulan havayla, bana göre sanal pek çok şeyle hayatımıza sokulmaya çalışan, değiştirilen alışkanlıklarımızla insanoğlunun hayatı tehlikede. O tehlikelerin başında da çok sinsi, çok görünmez bir hastalık var. Diyabet. Ben sabahtan beri seminerlerini Tıbbi Beslenme Akademisi'ndeki doktorlara, eczacılara yapmış olduğu işte eğitimleri izliyorum Doktor Fit'in. Gerçekten şoktayım. Büyük bir uyanış olduğunu düşünüyorum. Bu yayının da öyle. Sadece diyabet hastaları değil, diyabet hastaları mutlaka izlesin ama olmayanlar da hepimiz her an nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Doğru beslenerek aslında kendimize nasıl en büyük iyiliği yapmış oluruz ve ne kadar temel yanlışlar yapıyoruz. İçtiğimiz sudan, yemeğe koyduğumuz soğana, kullandığımız salçaya, ya inanılmaz yanlışlar silsilesi var. Oysa ki sadece doğru beslenerek birçok hastalıktan kurtulmamız, sağlıklı bir hayata kavuşmamız mümkün. Dolayısıyla ezberleri bozacak bir yayına daha hazırsanız, inşallah daha sağlıklı günler için büyük şifa olmasını dileyerek geçiyorum şimdi Eyüp Hoca'yla ortak yayına. Selamlar Eyüp Hoca. Selamlar İlkay Hanım, merhabalar. Evet, sizi dinlerken hakikaten ben de düşündüm de, bir toplumu yıkmak için bir toplumun sağlığıyla ilişkili problemleri diz boyu hale gelirse, o toplumun gelişmesinin önündeki en ciddi bir engele dönüşebileceğini görebilirsiniz. Bir toplum hayal edin. %20'si, bakın %20'si bir hastalıkla pençeleşiyor. Ve bu insanlar, birazdan anlatacağım gibi, adım adım, basamak basamak, birer özürlü gruba dahil oluyorlar. Kimi gözünü kaybediyor, kimi böbreğini kaybediyor, kimi bacağını kaybediyor, kimi cinsel fonksiyonlarını bozuyor. Hiç konuşulmayan bir şey daha var. Bu hastaların çoğu da kanserle ilgili risk faktörleri aşırı yükseliyor. Ve tüm hastalıklarla ilgili risk faktörleri anormal düzeyde yükselmiş görünüyor. Ve bütün bu söylediğim sözlerin hepsinin arkasında bilimsel kanıtlar var. Bir diyabet öyküsü var ki şu anda ülkemiz için o kadar ciddi bir düzeyde ki, özellikle ülkemize ait noktada çok yüksek. Yani aynı problemi bir Avrupalı yaşamıyor, biliyor musunuz? Çok enteresan. Aynı problem Türkiye'de şu anda 5 kişiden biri diyabet tanısı almış durumda. 5 kişiden biri diyabet tanısı almış durumda.
Avrupa'da bu 7'de 1 oranında ya da 8'de 1 oranında. Çünkü bizim anormal düzeyde bir hatamız var. Anormal düzeyde bir yanlışımız var. O yanlış hep birlikte göstermek üzere inşallah niyetim bu program bu amaca hizmet etsin. Bu yanlışlığı birlikte görülür hale getirirsek ne mutlu sana ne mutlu bize. Valla harika olur. Gerçekten bir de diyabeti hani hastalıkla buluşma yaşı da son derece düşmüş durumda. Çoğu insanın da diyabet olduğunu bilmeden çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu da yine işte bugün yayını sizin videoları izlerken fark ettim. Dolayısıyla çok önemli bir hizmet. Ama şuradan başlayayım. Sizin öykünüze de bu arada arkadaşlar ilk bölümü izleyin. Eyüp Yılmaz'ın neden bu tıbbi beslenmeye bu kadar gönül verdiğini kendi hikayesiyle birlikte anlatmıştı. Ama diyabet özelinde de yine hayatınızda işte Yüce Allah diyorum ben buna yaşanmış üzücü şeyler var değil mi? Yengenizi ve annenizi diyabetten kaybediyorsunuz. Evet, özellikle benim annemin diyabet komplikasyonu, yani anlık bir diyabet komplikasyonuyla vefat. Bir de düşünün, burayı da hiç söylemedim. Dikkat ettiniz mi? Yani diyabetin enfeksiyon hastalıklarında ilerleyici bir faktöre dönüşme ihtimalini hiç konuşmadık. Normal bir hastanın bir enfeksiyonu bir birimlik zamanda iyileşiyorsa, diyabet hastasının enfeksiyonu iki birimlik, üç birimlik zamanda iyileşebiliyor. Bunun da insanların yaşam kalitesini nasıl etkilediğini hayal edin. Evet, annem de Allah rahmet eylesin. Maalesef ki bir diyabetin komplikası olan sepsis dediğimiz bir tablo oluştu. Ve bu öyle bir şey oldu ki yani diyabetinin çok ileri olmadığı bir safhadaydı. Yani doğrusu bir ilçede yaşıyordu. Orada diyabet takibi ne düzeyde yapıyordu bilmiyorum ama ben de o zaman tıp fakültesi öğrencisiyim tabii. Kullandığı diyabet ilaçlarıyla şekerin regüle olduğunu sanıyorduk. O günlerde insanların şekerleri böyle çok ciddi de takip edilmezdi. Şeker ölçüm cihazları da yoktu. Onlar sonradan ödeme kapsamına girdi. Sonradan bulunur hale gelmişti. Dolayısıyla gerçekten dürüst olmak gerekirse şekerinin regülasyonu da ne sağlıkta kontrol altındaydı onu bilmiyorum. Ama bir şeker hastalığı tanısını biliyorduk. Kullandığı iki tane de şeker ilacı olduğunu biliyorduk. Bu arada halsizim, yorgunum diyordu. Ben de kendisini fakültemizdeki imkanlar için davet etmiştim. Davet ettiğim gün yola çıkacakken vefat etti. Yani ulaşamadı. Yani bu kadar ciddi bir hastalık tablosu yok. Bu diyabetin bir komplikasyonuydu. Diyabet çok hızlı bir sepsis sebebi olabiliyor. Dolayısıyla aslında buna benzer tablolar birçoğumuzun başına geliyor. Maalesef. Yani çoğumuzun da bir de şekerinin ciddiyetini tablosunu bilmeyen insanlara hiçbir şey söylemiyorum. Hani insülin direnci dediğimiz tablo var ya, onu eklemiş olsanız bugün diyabette yolculuğunu başlatmış kişileri kastediyorum. Bu toplumdaki diyabet oranı %30'ları geçeceğini biliyor musunuz? Yani dokunduğunuz 10 kişinin 3'ü diyabetle ilgili bir sorun yaşıyor demektir. Bugün şu anda izleyen arkadaşların %30'u bu konuda bir risk altında demektir. Peki nasıl anlayacağız Eyüp Hocam? Önce hani annenizdeki o çaresizlik, diyabete bakışınızı ya da ya burada ne aksilik var? İlacını zaten kurtarıyordu. Allah bu arada rahmet eylesin tabii ki. Amin. Etkiledi mi ya da sizi nasıl etkiledi? Diyabetle ilgili neyi uyandırdı sizde? Şimdi ben esasında kendi rahatsızlıklarımın getirdiği bir yerde beslenmenin ciddiyetini bilmek üzere bir yolculuktaydım zaten. Diyabet kendi adına bir metabolitik hastalık ve her bir diyabetli aslında bir beslenme ile ilgili desteğe ihtiyacı olan bir gerçeği var. Dolayısıyla ben burada beslenmenin nasıl kullanılabileceği ile ilgili soruların cevabını bulmaya çabaladım. Ve 8 yıla yakın diyabet hastalarını yakından takip ettim. Dosyalamalarını yaptım, eğitimlerini kendim verdim, beslenmelerini ben organize ettim. Aldığım sonuçlar, kitapta da anlattığım gibi, hani şu Beslenerek İyileş kitabında özellikle diyabetle ilgili yaklaşık bir 25-30 sayfa bir bölüm var. Orada da anlattığım gibi yaşanan o her bir hadise
benden ciddi bir motivasyon kaynağı oldu. Yani 200 ünite insülin kullanan bir hastanın bir ay sonra 10 ünite insülinle aynı şekilde regüle edebildiğini görüyor olmak sizi heyecanlandırmaz mı? Hatta kitapta şöyle bir şey hatırlıyorum Eyüp Hocam. Bacağı kesilmek üzere artık hiçbir şey yapılamaz durumdaki hastaların bile doğru beslenmeyle mucizelerine tanıklık etmişsiniz, aracılık etmişsiniz. Doğru mu? Doğru yani tabii de işte. Şimdi onun öyküsü de şu. Bir arkadaşınız milletvekili adayı Ramazan Yıldırım Bey, ki her yerde lütfen beni davet et diyor. Ben çıkayım anlatayım diyor. Sen bunu anlatmıyorsun diyor. Kendisi ayağının üstünde su döküyor. Altında su çıkacak kadar çürümüş bir bacağı, ayağı var. Böyle bir ayağın kesilme kararı var. Ve bunu Gaziantep Üniversitesi karar vermiş. Ve siz diyorsunuz ki bırak şu kestirmeyi, gel diyorsunuz. Ben bunun tedavisini beslenerek gerçekleştirebilirim. Bakın sıfır antibiyotik kullanıyorum. Sıfır antibiyotik ve bu ayak 3-4 ay sonra ayakkabısını giyecek düzeyde iyileşiyor. Doğru bir besin, onaramayacağı hücre yok. Sinir sisteminin onarılamayacağı hep söylenir. Ama orada sinir sistemi cinsel fonksiyon bozukluğunu onarmış düzeyde etkili olmuştu. Ve bunu 4 ayda başarmıştı. Doğru bir besinin sinir sisteminde onardığını görmüştüm orada. Daha sonra buna benzer birçok vaka yaşadım. Bir tanesi yine aynı üniversitede 42 gün tedavi görmüş. Amputasyon kararı nedeniyle ameliyata girmek üzereyken vazgeçilmiş ve bu kişinin tedavisi 2-2,5 ay gibi kısa bir zamanda gerçekleştirilmiş. Ayakkabısını giyecek düzeyde toparlamıştı. Şimdi şunu soruyorum İlkay. İnanılmaz. Bir kişinin Amputasyon kesmek demek arkadaşlar bu arada. Ampute etmek, o ampute organı etmek. ayırmak demek. Şunu da bilinsin istiyorum. Şu anda Türkiye'de değil, tüm dünyada neredeyse böyle bir sorun var. Amerika'da yılda 70 bin insan ayağı kesiliyor. Türkiye'de 10 bin insan ayağı kesiliyor arkadaşlar. Bu programın değerini buradan ölçün. Ve sizler bu ayakların tedavilerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu bahsettiğim tedavi modeli için sakın ola yani doktor Eyüp'ü bulmaya ihtiyacınız olduğunu düşünmeyiniz. Kitapta bunun tüm ayrıntılarını bulabilirsiniz. İnsanlar Beslenerek bu iyileşti, değil mi? beslenerek iyileş. Hızlı yaşlandıran 18 hata kitabında da aynı sistemin devamının niteliğinde bol bol miktarda tariflerin olduğu bir kitap. O tarifleri düzgün bir şekilde irdeleye irdele, oradaki tarifi uygulayarak bahsettiğim sonuçları alabilmek mümkün olacak. İnsanların fizyolojilerinde bir damarın nasıl açılacağı ile ilgili küçük bir ayrıntı var. Ben bunu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cleveland Kliniği'nde kalbi damarı tıkalı olduğundan dolayı ameliyat olabilme şansını kaybetmiş hastalara uygulanan bir beslenmeydi bu. Dedim ki damar bir sistemdir ve ben bu sistemin kuralları gereği eğer kalbin damarını açabiliyorsa bu beslenme, neden ayağın damarını açmasın? Bu kurala inanarak ben bu beslenme planını ciddiyetle uyguladım. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani referansım gayet güçlü bir referanstı. Bunu Dan Ornish, Caldwell Essayen ve Mark Hyman gibi doktorlar biz uyguluyoruz ve sonuç alıyoruz diyordu. Ama kime uyguluyoruz diyordu? Ameliyat olma şansını kaybetmiş kalp hastalarına uyguluyoruz demişti. Sonra 5 yıllık, 10 yıllık takiplerinde şunu görmüşlerdi. Ya biz kalp ameliyatını boşuna yapmışız demişlerdi. Çünkü kalp ameliyatı olma şansını kaybeden hastaların aldıkları sonuçlar ameliyat olanlarınkinden daha iyiydi. Ne demek istediğimi anlatabiliyor İnanılmaz, muyum? inanılmaz. Bakın bu çalışmalar Amerikan sağlık sisteminde, sendika sisteminde şu anda ödeme kapsamına girmiş tıbbi beslenme ödeneği yapılmıştır. Yıllık 7 bin dolar ödeme yapılmaktadır. Siz beslenmenizi bu tıbbi beslemeyle yapacaksınız. Olur ya maddi durumunuz olmayabilir. Ameliyat olmak yerine ben bu beslemeyi tercih ediyorum deme hakkına sahipsiniz. İşte söz konusu olan bu beslenme bir şey söyleyeyim mi? Bir basamak değil. 5 basamak öteye taşındı.
Bunun ayrıntılarında şöyle özeteceğim. Bir diyabet hastasının tedavisinde bir Amerikan zihniyetinin, Amerikan yaklaşımının cesaret edemediği düzeyde insanların onların göremediği bazı gerçeklerde daha müdahaleler genişletildi. Ben bugün sizlere bir diyabet hastasının nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili ayrıntıları anlatırken göreceksiniz ki bir Amerikan Tıbbi Beslenme Akademisi'nin hiç kullanmadığı yöntemleri kullanıyoruz artık. Mesela onlar antioksidanları hiç kullanmıyorlardı. Onlar canlı yağları hiç kullanmıyorlardı. Oysa canlı yağların burada ne kadar etkin bir rol oynadığını görünce ve tedaviyi 4 aylık bir tedavi 2-2,5 aya çekince ben anladım ki daha alınacak çok yol varmış. Ve muazzam Bir bir de katkınız evde olmuş. Oradaki o tıbbi beslenme sisteminin üzerine. Buradan bu da çıkıyor. Bir de ben şuradan da umutlandım. Sizin o tıbbi beslenme akademinizin iki dersini yolladınız bana. Orada hekimler var, eczacılar var. Sizin bu derslere girip öğrenmek için uğraşan, gayret gösteren. Bu da son derece güzel bir gelişme. Devrim niteliğinde bir şey aslında sizin bu yaptığınız diye düşünüyorum. Çok büyük katkısı olsun. Başlayalım mı lütfen. peki? Nasıl besleneceğiz? Nerede hata yapıyoruz? Neden bu yayın bu kadar önemli? İlkay şimdi evet bu yan gerçekten çok önemli ve biz bir hekim olarak hastalarımıza her zaman şunu söyleriz. Beslenmene dikkat et. Beslenmene dikkat et. Evet bu çok hoş geliyor kulağa ve hasta da sanki beslenmene dikkat et derken ne yapması gerektiğini biliyormuş gibi davranıyoruz. Oysa şu yayında göreceksiniz ki hasta bilmiyor. Ve göreceksiniz ki aslında hekim de olaya hakim değil. Beslenmene dikkat ettin arkasında inanılmaz bir derinlik var. Bu derinliğe dalmaya hazırsanız başlayabiliriz. Hazırız Allah'ın izniyle. Kağıtları kalemleri alın arkadaşlar. Kaçırdığınız şeyler için de endişelenmeyin. Video İkarbonalı YouTube kanalında durduracaksınız. Tekrar izleyeceksiniz falan. O yüzden bol şifa olsun inşallah. İnşallah. Şimdi hastayı takip denen bir süreç var ilk ayında. Hastayı takip etmek diye bir süreç var. Biz hastanın takibini yaparken tedbir alınamamışsa yaptığınız takip bir işe yarar mı? Takibin amacı nedir? İnsanlara çözüm üretebiliyor olmaktır. Şimdi bir hasta hayal edin. Ayağı gidiyor, gözü gidiyor, böbrekleri gidiyor. Söyleyebildiğin tek şey dikkat et, ilaçlarını iyi kullan, dikkat et, ilaçlarını kullan. Bunun bir basamak ötesine geçelim artık. Ben bazen şöyle bir fıkrayla olayı süslüyorum. Diyorsun ki dikkat et bak 300 metre sonra uçurum var. Ama hiç tedbir almıyorsun. Sonra ki kontrole geldiğinde diyorsun ki 200 metre var. Sonraki geldiğinde tüh düşmüşsün ben sana demedim mi diyorsun. Bu kimseye faydası olmayan bir sürece dönüşmemeli. Bir insanın gerçekten de mesela göze ait bir tablo hayal et. Gözün %90'ı gittiği halde diyabet hastalarının gözlerinin görmediğini %90 körlük düzeni geldiğinden haberleri olmadığını hiç biliyor muydun? Bunu bizzat kendim defalarca yaşadım. Defalarca. Hastayı göz kontrolüne gönderiyorum. Geliyor rapor. Hastanın %90 görme kaybı var. Hasta diyorsun ki senin görme kaybın %90 düzeyinde diyorsun. Hasta ilginç bir şekilde ne diyor biliyor musun? Ama ben görüyorum. Amca gördüğün %10 diyorum. Allah Allah diyor. Ama ben görüyorum. Çünkü görme kaybı öyle yavaş ilerliyor ki ilk ayağının. Kişi gözünün görmüyor olduğu bilgisini asla fark edemiyor. Yavaş yavaş yavaş. Bulutun içinde, sisin içinde gördüğünü görme zannediyor. İnsanların aynı diğer böbrek sistemine de bu şekilde gidiyor. Yaralar bir insan diye ayağı bu kadar çürür mü? Gözüyle görmüyor mu? Ama öyle yavaş ilerliyor ki fark edemiyor. Yani şöyle,
Yani pansuman yapıyor kendi kendine. Bir de ağrı yapmaz bunlar da, biliyor musunuz? Ağrısı da olmaz bu tür. Dolayısıyla biz insanların bu tür problemlerinde nelerle çözüm üretebileceklerini öğretmek zorundayız. Mesela ben derim ki göze iyi gelen bazı ürünler vardır. Hastaya ben bunu öğretmek isterim. Derim ki bol miktarda ıspanak, rokapazı, turp kullan. Mesela bunları söylemek çok zor bir şey mi İlkay Hanım? Mesela Yani bir havuç biliyorsanız zor değil. şimdi Biliyorsanız zor değil. havucun glisemik indeksi bizim diyet listelerinde havuç için şunu söylerler. Şekeri yükselten bir besindir. Bu yüzden hastaya önermeyiniz derler. Hele hele haşlanmasını hiç önermeyin derler. Tıbbi beslenme hiçbir zaman böyle düşünmez ilk ayağına. Tıbbi beslenme der ki havucun glisemik indeksi yüksek olabilir. Onun glisemik indeksini düşürmeyi öğretmek senin görevindir deriz. Hekimlik böyle bir sanattır. Onu yasakla, bunu yasaklayla bir yere varamazsın deriz. Dolayısıyla bu hastaya blueberry, goji beri gibi ürünlerle gözünün koruma kalkanını oluştur deriz. Blueberry'nin iyi bir göz koruma kalkanı oluşturduğunu hatırlatırız hastaya. Alın size göz kalkanı oluştu bile. Bu çok zor bir şey miydi? Ne kadar kolay bir şey değil mi? İnsanların şekerlerinin yüksekliğiyle birlikte onların zarar göreceği doğrudur. Şeker nedir biliyor musun İlkay Hanım? İşsiz gezen gençlerdir. İnsan fizyolojisinde şekerin karşılığı işsiz geçen gençler. İşsiz gençler ne yapar? Serserilik yapabilme potansiyeline sahip midir? Yapar. Bir fabrikan iyi çalışırsa, tesislerin bol miktarda olursa, bu fabrikada istihdam düzgün ilerlerse bu gençler istihdam olduğu sürece de asla o bahsettiğimiz illegal sorunlar ortaya çıkmaz. Şimdi hayatın bir kuralı buysa şekerin görevi ne? Enerji üretim merkezlerinin ham maddesidir değil mi? Yani hücrenin içine geçerse bir şeker hiç problem oluşturmaz. Yani fabrikaya girse sorun yok. Sorun fabrikaya girememek. Fabrikaya taşınamamak. İnsülin direnci dediğiniz şey ne biliyor musunuz? Fabrikaya girememektir. Direnç var. Fabrikaya girişte direnç var. Ya muhteşem bir Siz anlatım. eğer bu fabrikanın bacalarını tüttürseniz, yani mitokondrisi yani düzgün bir şekilde çalışmayı başarabilseniz vakum gibi o şekilde içine çekebilecekti. Ama burada bir problem yaşıyorsunuz. Şimdi size desem ki Avrupa'da işsizlik rakamları yükselmiş bile olsa Avrupa ülkeleri kendi işsiz sınıflarına neler yapıyorlar? Sosyal projeler üretiyorlar. Onlara farklı alanlarda çalışabilecek potansiyeli ortaya çıkaracak eğitimler veriyorlar. Farklı meslek dallarını öğretiyorlar. Tamam bunu başaramadın, gel bunu başar diyorlar falan filan. Bir çözüm üretiyor. Bir de bir şey daha yapıyorlar. Bu süreçte maaşa bağlıyorlar. Niye? Burada sakın ola bir yanlışlık yapma. Yanlışlık yaparsan kulağını çekerim der. Şimdi insan fizyolojisinde bu kural nasıl işliyor biliyor musunuz Yıka Hanım? Şeker dışarıda kaldı ya. O dışarıda kalınca vücut antioksidan bariyerler oluşturarak o şekerin oluşturabileceği, bakın şeker asidik bir gıdadır. Unutma. Şekeri zararlı hale getiren o asidik yapının damarları yaptığı deformasyon ve yakıcı etkidir. Damarlar yavaş yavaş yanar, yana yana damar yapıları endotel hasarı oluşturur. Endotel hasarının sonuçlarıyla da insanlar bahsettiğimiz o mikrovasküler problemler yaşarlar. Böbrekleri çürür, sinir sistemleri çürür, gözlerinin damarları çürür. Şeker bunu yapıyor. Aslında bu mikro damar ağı en yüksek olan böbrek göz olduğu için bulgular ilk önce orada çıkıyor. Her yerde bunu yapıyor. Beyinde de bunu yapıyor. Dolayısıyla şimdi nereye varacağım? Şekerin yüksekliği sizin için bir risktir ama işsiz bir sınıfın riski gibidir. Eğer siz ona maaş bağlasanız, yani onu koruma kalkanına alsanız, bunun adı antioksidandır.
Güçlü antioksidanlarla besleniyor olsanız ne olurdu biliyor musun? Bu işsiz gençler gibi serserilik yapmaya yeltenen glukoz damar yapılarına zarar vereceği anda karşısında antioksidanı bulurdu. Size bunun klinik ispatını, binlerce klinik ispatını yapabilirim. Şimdi size soruyorum. Bir diyabet hastasının bu bilgiyi bilme hakkı var mı yok mu? Olmaz mı? Olmalı. Yani olmak zorunda. Bir diyabet hastası bunu bilmeden bir diyabet polikliniğinden çıkıyorsa bu hekimlik sanatında bir eksiklik değil midir? Büyük bir eksikliktir. Bir diyabet hastasına bunu öğretmek tıbbi sanatkarlığın bir gereğidir. İnsanlar evet senin şekerini hakkıyla yönetemiyorum. Senin şekerini hakkıyla düzenleyememiş olsam da bu şekerin senin damar yapılarına zarar vermesini engelleyecek yöntemleri de kullanmamız lazım. Bunun gücü antioksidandır. Antioksidan kullanmalısınız. Bunun için sınırsız düzeyde fırsatlar vardır. Bu antioksidan denince senin aklına ne geliyor İlkay Hanım? Valla ben çok öğreniyorum hocam. Şimdi yeni yeni öğreniyorum. Ben hiç saymayayım. Yanlış bir şey söylerim. Siz devam edin. İçin bakın vatandaşın dilini dile getiriyorsunuz. Ne olursa aklına ilk gelen antioksidanı söyler misin? Sirke. Sirke iyi bir antioksidandır ve güçlü bir Aha. antioksidandır. Biliyor Oh. musun? Yırttım Bakın çörek otu iyi bir antioksidandır. yazılır Domates çörek iyi bir otu. antioksidandır. Havuç iyi bir antioksidandır. Üzüm, kabuğu ve çekirdeği iyi bir antioksidandır. Şimdi cümlelerimi dikkatli seçmek zorundayım. Burada üzümü duyan bir diyabet hastası üzüm bir antioksidansa ben de bu antioksidanı alır kullanırım deyip üzümü bolca yerse hayır. Oradan zarar görerek çıkar. Üzüm kabuğu ve çekirdeğinde güçlü bir antioksidan kapasitesi mevcuttur. Ve o da bizim ilaç değil de gıda takviyesi haline getirilmiş olanı kullandığınız zaman söz konusu olan o yüksek şekerin yapacağı hasarı durdurucu etkiye sahiptir. Bunu eczanede çok sayıda ürünlerini bulabilirsiniz. Bunun Türk versiyonları da var. Enavant gibi. Avrupa versiyonları da var. Değişik yani ürünler bulunabilecek ürünlerdir. Bu ürünlerden bir tanesini ben en azından birkaç tanesini Sağlık Bakanlığı'nın şu nedenle hastalara zaruri destek anlamında önermesi gereken grupta kabul ediyorum. Çünkü şekerin yükselmesini düşürmeye çalışan ilaç değerlidir de şekerin damarı yakıcı etkisini önleyen ilaç değersiz midir? Yani gıda değersiz mi olur? Tabii ki çok değerlidir. Komplikasyonların yani gözünü kaybetmesinin, böbreğini kaybetmesinin sebebi bu ikisinin yardımlaşmasıyla engellenebilir. Dolayısıyla burada tedavi modelimizde de bir tartışma var. Buradaki güçlü antioksidanların muhakkak bir hastaya öneriliyor olması ve devletin buna onay vermiş olması bence hayati değerli bir konudur. Umarım ki bu programımız, şu yayınımız bir ses olsun ve hasta yakınları, ya arkadaşım böyle bir bilgi var. Bu bilgiyi neden ama neden hayata geçirmezsiniz? Bir hastanın gözünün kaybedilmesinin maliyetini, böbreğinin kaybedilmesinin maliyetini hesabını biliyor musun? Bir hastanın diyalize girdiğindeki maliyeti aylık belki 10 bin lira bir maliyettir. Ve bu hasta yıllarca diyalize girecek. Sonra hayat konforu bitti. O insan artık özürlüdür. Çalışamaz o insan. Siz insanların böbreğini koruyacak bir ürünü onun esirgediğinizden dolayı bu sürecin hızlandığını bilseydiniz böyle benim gibi haykırırdınız ve kızardınız, öfkelenirdiniz, üzülürdünüz. Bizler tedavi modellerimizde gerçekten ama gerçekten bütüncül yaklaşmayı ne olursa olsun her şeye rağmen başarmak zorundayız. Çünkü asla ama asla tedavi at bakışlıkla olacak bir süreç değildir. Hiçbir zaman insanların beslenmelerinin bütüncül yaklaşımı gerçekleştirmeden insanların beslenmeleri bu tedavinin bir parçası haline getirilmeden insanları tedavi etmeye kalkışıyoruz demek hakkaniyetli ve dürüstçe değildir. Çünkü şunu vurguluyorum. Dünyanın en güzel yemeğini yapmaya çalışan bir İlkay Hanım, dünyanın en iyi şefini tutsa,
Dünyanın en iyi besinini getirse ama mutfak kirliyse aradığın lezzeti bulamayacaksın ilk ayağına. Önce bir mutfağın da temizlenmesi gerçeğiyle yüz yüze kalacaksın. O zaman insanın fizyolojisini temizleyen temel güçleri ve onun damar yapılarında oksidasyonu yani kirliliği durduran temel besinleri ona ulaştırmak senin tedavinin bir parçası olmalı. Elmas değerinde ilacın dahi olsa o elmas değerindeki ilacının gidip çalışacağı yer bir hücrenin kendisidir. Hücre kirliyse senin de maalesef ki alacağın sonuç bellidir. İşte böyle iyileşmeyen bir topluluk oluştu. Ve bunlar şu anda bir rakam versem şok olacaksın. Sağlık sektörünün harcamalarının en az diyorum sana %35'inin sebebidir. Bakın bu kadar kanser vakası var, bu kadar ciddi vakalar var, bu kadar hastaneye yatışlar var. Bütün hepsinin harcaması bir kenara, diyabetin harcaması bir kenara. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yüz milyonlarca dolar para harcıyoruz ve bunun çoğu diyabet ve komplikasyonlarına gidiyor biliyor musunuz? Ve bunu önlemenin bu kadar basit yolları olduğunu birazdan daha derinlemesine açacağım. Maalesef sağlık sistemi, hani ben bir gazeteci olarak gözlemimi söyleyeyim, insanların hastalıklarını tedavi etmek değil de sadece semptomları, başın ağrıyorsa ağrıyı keselim, ağrım varsa onu keselim gibi bir yaklaşım içinde ilaçlara bağımlı bir hayat sürüyoruz. Keşke kökten değişse. Ama en Çıkacağız birazdan azından oradan. biz bilinçli olalım. En azından biz bilinçli olalım. Peki şimdi Eyüp Hocam, İzliyor mesela, tamam, sağlık sisteminde vermiyorlar bu takviyeleri diyelim. Takviye diyeceğiz değil mi? Hani Besin antioksidan destek verir. içerikli Besin destek verir besin buna. destekleri. Ben izliyorum bu yayını ve bir diyabet hastasıyım. Ne yapayım? Bu saydıklarınızdan birini gidip alıp kullanayım mı mesela? Bir diyabet hastası için bu bahsedeceğim ürünlerin herhangi birinin kullanımı ile ilgili zerre kadar bir komplikasyon yaşayacağı bir risk yok. Bunlar benim 7 yaşındaki Allah bağışlasın evladıma güvenle verebildiğim kadar güvenli, 90 yaşındaki teyzeme de verebileceğim kadar güvenli temel besin destekleri gruplarına girerler. Bunlar antioksidandır. 7'den 70'i herkese lazım. Bakın 755 kadın gebelik sürecinde incelenmiş. Bunların diyabetli olanlarında C vitamini destekleri sadece basit bir C vitamini desteğiyle yapılmış bir çalışma var. C vitamini tıbbi beslenme bilgilerine göre antioksidan kapasitesi en düşük antioksidanlardan biri olduğunu söylesem size. Ve çalışma C vitaminiyle yapılmış ve alınan sonuç bir şok. İnanılmaz güzel sonuçlar almışlar. Yani biz bu hastalara sadece C vitamini dahi destek verirsek şekerin yaptığı erozyonu durdurabiliyorsunuz. Ne kadar kıymetli bir bilgi olduğunu yaşayan daha iyi anlayacak. C vitamini diyabet hastalığı ilişkilerini araştıran çok merkezli uluslararası bir sürü çalışma var. Ve 21.832 kişi 12 yıl takip edilmiş ve bunların içerisinde 735 tane yeni diyabet tanısı olmuş ve plazma C vitamini seviyeleri yükseldikçe bu kişilerin diyabete yakalanma ve diyabetle ilgili ilişkilerinde komplikasyon ve azaltma rapor edilmiş ve anlamlı bulunmuş. Bunlar çok güzel şeyler. Bir diyabet hastasının yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Sinir sistemi harabiyeti. Bunun sebebi ne? Hatta yurt Bunun dışında sebebi şeker hastalarına indirim yapılıyor cezalarda. Böyle şeyler var hocam. Hani şekeri tavana çıktıysa falan diye böyle şeyler de biliyorum. Bunun sebebi dediniz. Bunun sinir sistemi hasarı oluşuyor. Sinir sistemi hasarının en önemli sebebi B grubu vitaminleri, özellikle de tiamin eksikliği oluyor. Tiamin eksikliği polinöropati dediğimiz bir problem yapar. Şu ayaklarda yanma var ya. Zaten o ayaklardaki yanmadan sonra kişi artık ayağını hissetmediği için oraya buraya çarparken, yararken görmüyor. Kanıyor, hissetmiyor. Çivi batıyor, duymuyor. Şaşırıyorsunuz değil mi? Ben bir diyabet hastası biliyorum. İnşaatta atlamış, ayağına çivi batmış. Akşam ayakkabısını çıkarırken
anlıyor ki ayağı çıkmıyor. Çivi meğer ayağını ta içine gitmiş. Ve bu ayak amputasyona gitmişti. Gün boyu çiviyle gezmişti bu hasta. Hissetmemişti. Böyle bir nöropati yaşatır. Peki tiamin denen bir vitamin eksikliğiyle bir hastanın hayatının, diyabet hastasının hayatını sürdürmesi ne kadar doğru olabilir? Ve B grubu vitaminlerinin emilimi ile ilgili süreci aslında bizim kullandığımız ilaçların özellikle B12 vitamini, folik asitin tüketimini bizim kullandığımız ilaçların arttırdığını söylesen ne diyeceksin İlkay? Bizim kullandığımız özellikle metformin gibi bir ilacımız var ki bizim diyabette kullandığımız en güvenilir ilacımızdır. Ve en rahat yazabileceğimiz ilacımızdır. Birçok faydası var. Ve insülin direnci olan hastaların tümüne bu ilaç verilir. Hatta kilo kontrolü için de çoğu zaman hekimlerimizin aklına gelir. Ama sonra o ilacın bir yan Yo, etkisi var. o ilacın bir yan etkisi var. B12 vitamini, folik asit ve B grubu vitamini özellikle emilimi ile ilgili süreci ve özellikle folik asitlerin kullanımı ile ilgili süreçte aşırı bir ihtiyaç duyulur. O zaman da bu insanlar birer nöropatik hasta olma potansiyelini artırmış olacağız. Peki, o zaman ben bu hastalarıma B vitamin desteği vermek zorunda değil miyim? Vermek zorunda değil mi? Eğer bir diyabet hastası B grubu vitaminlerini, özellikle de güvenli B vitaminli kaynaklarına, biz daha çok ne yaparız? Bizim metodumuz siyanokobalamin içeren vitaminleri kullanırız. Devletin verdiği iğne var ya, onu kullanırız. Oysa işin B12 aslı iğnesi değil daha mi? Onu diyorsunuz. B12 B12 iğnesi. vitamini. Evet. Daha güvenli olanları mevcuttur. O daha güvenli olanlarla kişinin B vitamini ihtiyacını uzun soluklu planlarsak, çünkü siyanokobalamin dediğimiz üründe siyanür vardır. Bu yüzden yani minik bir dozdur. Kesinlikle böyle ciddi bir komplikasyon oluşturur demiyorum. O zaman antioksidan kullanacak bir de B12 ya yani B vitamini takviyesi mi alacak bir diyabet hastası? Böyle mi? Evet, bir tiamin zengini besinlerle beslenmesini isteyeceğiz biz bu hastanın. Tiamin dediğimiz şey nerede var biliyor musunuz? Bir besin kaynağı olarak söylediğiniz zaman tiaminin en güvenli kaynağı şaşırtıcı düzeyde ay çekirdeğinde mevcut. Ay çekirdeği. Bir tiaminin ay çekirdeğinde fazlasıyla bulunduğunu bir şeker hastası bilse günlük değil haftada bir avuç kavrulmamış olmak şartıyla. Kavrulmamış olmak şartıyla. Kavrulmuşunda bu vitamini bulamazsınız. Altını çiziyorum. Kavrulmamış ay çekirdeği yiyen bir diyabet hastası tiamin açığını, ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor diye bilseydi. Hangi diyabet hastası yemezdi ilk ayan? Muhteşem bir bilgi Ne dersin gerçekten. sen bunu? Ne kadar kolay, herkesin Yani alabileceği ne kadar aslında basit bir bakarsanız bilgi. bizim birçok konuda böyle pratik çözümlerin var olduğunu bilinmesini istiyor. Mesela bir de yer fıstığının bir diyabet hastası için çok özel bir değeri olduğunu ve bunun aynı zamanda kişinin beta karoten, lutein desteği anlamında ciddi bir destek sağladığını bilseydi bir diyabet hastası yer fıstığını hayatının bir parçası haline getirmesi, bir yaptığı güzel salataya yer fıstığını kavrulmamış olmak şartıyla bakın yine altını çizmem gerekiyor. Ben bu durumda kişiye bu çözümü bildirmiş olsam onun hayatına ne kadar büyük bir değer kataydı. Bir diyabet hastasının ana sorunu damarların tıkanıklığı ve damarların yanmasından dolayı dolaşım bozulması değil midir? Peki size şöyle söylesem, bir kişiye, bir diyabet hastasına kanı sürekli sıvılaştıran besinleri nasıl artıracağını öğretsem, kanı sürekli pıhtılaştıran gıdalardan nasıl kurtulacağını öğretsem, bu benim tedavimin bir parçası olmak zorunda değil midir? Bundan daha doğal ne var ki ben bu hastaya öğreteyim? En önemli noktalardan biri damar tıkanıklığı. Damarı açacak yolları söylesek her şey değişmez mi? Harika olur. Olay sadece diyabetten bağımsız bir durum da var. Yani damar tıkanıklığı insan fizyolojisinde ana yaşlanma sebebidir. Yani bir fizyolojide damarların mikro, mesela şu anda korona insanları nasıl etkiliyor zannediyorsunuz? Damarları mikro embolilerle tıkayarak da yani saçların dökülmesini artırıyor mesela.
Damarların tıkanması ne oluyor? Mesela cinsel fonksiyonlar damarların tıkanıklığıyla gerçekleşiyor. Birçok maalesef yoğun bakıma yatan hastalar eğer şey yapabilmişse, tedavi olabilmişse veyahut da hastanede yatan hastaların çoğu ciddi komplikasyonlarla iyileşmiş durumdalar. Yani her birinde bir sekel kalmış durumda. Yani bir tane adam göremeyeceksiniz ki ya ben evet yattım ama işte çok şükür eskisinden daha iyiyim, zımba gibiyim diyecek adamı bulmak çok zor. Her birinde ufak ufak sorunlar var. Bu kalan sekelerin hepsinin altındaki patoloji ne diye sorsanız hepsi mikro emboli sekeleridir. Yani kan damarları eski gücünü kaybediyor, tıkanıyor. Mikro düzeyde oluyor bu. Bakın saçı düşünün, saçın köküne giden damar düzeyindeki bir beslenmeden bahsediyorum. Bunun ne kadar... Dolayısıyla şeker hastasında bunun en üst düzeyde yaşandığını ve orada tıkanıklıktan ziyade şekerin yakıcılığından kaynaklandığını unutmayın. Dolayısıyla damar artık ve yanan bir damarı hayal edin. Nasıl ve küçülüyor, ufalıyor ya. İşte şeker bunu yapıyor. Şimdi ben size bir ürün desem, yani öyle bir ürün hayal edin. Sizin damar yapılarınızı düzenli olarak temizliyor, temizliyor, temizliyor. Ya Allah razı olsun, böyle bir şeyin dünyada varlığını bilseniz ne düşünürsünüz? Allah derim, hemen alayım şunu, kullanayım derim. Allah diye o zaman. Allah diyorum hocam. Nedir o Allah. ürün? Söyleyin. O Ya besin nedir? o besin adı kırmızı pancardır. Kırmızı Evet, pancar. kırmızı pancardır. Olay şu ki kırmızı pancarı bir insanın yoğun bir şekilde bu amaçla kullanmasının bazı yan etkileri çıkar ortaya. O yüzden haftada bir insan 2 kere 3 kere alabilir bu ürünü. Daha fazla aldı mı vücudu yorar. Bir de mevsim mevsim alabilir. Her mevsim alamaz. Buradaki ORP değeri kaç? -800. Bunun ne anlama geldiğini daha önceki videolarımızı izleyenler çok iyi biliyorlar. Mitokondriyal sistemde oluşan serbest radikalleri temizler. Yani bir şeker hastasının ana düşmanı olan endotel hasarını engeller. Böyle bir temizleyici. Yani ben buna böyle bazı elektrikli süpürgelerin reklamları yapılıyor ya, bile vakum gibi çekiverir. Serbest radikalleri vakum gibi çeken bir besindir bu. Bunun çeşitlendirilmesi gerekiyor ilk ayağının. Yani evet bu iyidir ama bu iyilik hali çözüm olarak yeterli değildir. Onu arttırmak gerekiyor. Dolayısıyla buna benzer güçte başka besinleri de bulmamız gerekiyor. Hatta buna benzer güçte suların var olduğunu bilmek gerekiyor. Ben bir klorofilin kullanımını buna benzer bir etkiyle kanın özellikle diyabetin ana sorunu ne diye sorduğunuzda diyabeti ketoasidozdur. Ketoasidoz bir patolojik hal demektir. Yani patoloji tanısı konmuş bir haldir. Ama şunu unutuyoruz. Diyabet hastalarının yaşamları aslında minik bir asidoz düzeyinde ilerlediğini kaçırıyoruz. Diyabet hastalarının yaşamları daima şekerin oluşturduğu bir asidoz tablosuyla ilerliyor. O bahsettiğimiz o iş bulamayan işçiler vardı ya, onların dışarıdaki her dolaşımı bir tehdittir. Buna asidoz diyoruz. Çünkü şekerin molekül yapısı asittir. Bunu anlamıyoruz. Zannediyoruz ki diyabetik ketoasidoz düzeyi sadece olduğunda bir asidik tablo var. Hayır, şekerin her yükseldiğinde asidik tablo vardır. Dolayısıyla ben şekerin oluşturabileceği o asidik tabloyu tampone etmek zorundayım. Tamponlamak zorundayım. Ona tedbirler almak için işte vücudu alkalileştiren her türlü tedbir burada diyabete karşı alınmış bir tedbirdir. Şimdi bunlardan biri kırmızı pancar. Haftada 3 gün nasıl yiyeceğiz hocam bunu? Bunu ben smoothie tarzında detoks kamplarımıza gelen herkes iyi görüyor, tadıyor. Mükemmel bir lezzete dönüştürülüyor. Bence bir şeker hastası haftada 3 kere bunu yaparsa diğerleriyle de kombine edeceğiz tabii ki. Şekerin oluşturacak komplikasyonlar açısından inanılmaz kendini bir güven kalkanına alabilir. O smoothie tarifi nerede var? YouTube Evet. kanalınızda bulabilirler mi ya da sayfanızda? Bizim kitapta bunu detaylı bir şekilde yazmışım. Kitapta zaten var. Bir de evet ikinci kitapta tariflerde bu var.
Artı detoks kamplarımızda uygulamalı olarak görebilme şansları mevcut. Ayın 18-21 Kasım aralığında, bir de Aralık ayında da tekrar olacak. Bu dönemlerde bizim detoks kamplarımız oluşacak. Nerede? Nerede yapacağım? Bodrum'da. Bodrum'da. Kaç Bodrum Kasım'dan dediniz? 18-21. 18-21 Kasım'da. Seni de beklerim İlkay. Smoothie içmeye gelirim belki hocam. Valla merak ettim. Vermiyorsun tarifi. Smoothie'nin. Ya diyorlar ya, vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Hani sonsuz kudret sahibi insana bir şey vermek istediği için vermeyi istedi. İstemeyi verdi. Yani istiyoruz. Ben de sizi davet etmek istemesem açmazdım bu konuyu. Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah neden olmasın valla. Harika olur. Herkes sağlıklı yaşamak. Yani Allah'ın bize emaneti bu bedenlerimiz. Ve onu en iyi şekilde bakmak da kendimize karşı bir borcumuz, Rabbimize karşı borcumuz, böyle görüyorum. Daha doğrusu buna yeni yeni uyanıyorum. O yüzden çok kıymetli bunlar. Peki hocam, klorofil dediniz ya, bunu bir önceki yayında da söylemiştiniz. Sonra çok sordular. Bunu ben de bilmiyorum. Bu ne? Böyle bir takviye gibi bir şey de suya mı atıyoruz? Gerçekten bilmiyorum. Nasıl? Bu bildiğiniz bir maydanozun, bir buğday çiminin tozu gibi düşünün. Ama sağlık kriterlerine uygun halde dondurularak toz haline getirilmiş bir ürün. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen son derece güçlü bir zor şartlarda yaşayanlara önerilen tavsiye kararı alınmış bir besin grubu. Bu şeker hastaları için ben 10 yıl kadar önce Mark Hyman'ın bir eserinde bunu okumuştum. Türkiye'de uzun dönemde araştırmıştım da taklitleri vardı da orijinalini bulamamıştım. Yani ısır işlemle yapılmış olanlarını bulabilmiştim. Şimdi Türkiye'de bunun orijinalleri var artık. Şeker hastası için de bu vücudun alkani hale getirilme sürecini desteklemesi, yüksek değerlikli bir besin olarak da hücrenin kalitesini artırması, bizim detoksun bir parçası olarak kullanıyoruz bunu. Bizim açımızdan bir detoks ürünü olarak düşünüyoruz bunu. Yani vücudu temizleyici ve besleyici bir üründür. Taze hücre sahibi olmanın bir yolu olarak düşünüyoruz bunu. Yani sadece diyabet hastaları için değil, bunları hepimiz yapabiliriz, değil mi? Şimdi öyle bir riskimiz de yok ama vücudumu temizlemek istiyorum, detoks yapmak istiyorum. Bunu kullanabilir miyim? Bunu herkes kullanır. Ben de kullanıyorum. Çocuğuma da kullandırırım. Sağlığın genç kalmak isteyen herkesin kullanabileceği bir şey bu. Yani insanların vücutlarının yaşlanmasının ana nedeni yediklerimizi oluşturduğu asidik atıklar değil miydi? Ben kanımı asidozdan kurtaracak her şey beni gençleştirmeye götürür. Bunun sınırı yok. Bir alkali iyonize sudan da bahsetmiştim. Mesela aynı mekanizmayla çalışıyor. Kırmızı pancarın ORP'si -800, iyonize suyun, alkali iyonize suyun ORP'si -500. Yani bu suyu düzenli içtiğiniz zaman, günde 2 litre içtiğiniz zaman kırmızı pancardan 2 bardak içebilirsin ama iyonize sudan 15 bardak da içebilirsin. Ve bir ömür boyu bunu kullanabilirsin. Ama kırmızı pancarı sen ancak mevsiminde ve belirli aralıklarda al. Çünkü her ürünün kendi içinde oluşturabileceği bir toksin birikimi oluşturma riski var. Her gıdanın bu riski var. Her gıdanın. Yeryüzünde bundan kendini kurtarabilmiş tek besin pirinçtir. Onun da glisemik indeksinin yüksekliği yönetilebildiği takdirde söz konusu olan kesinlikle bebeklerin maması olabilecek kadar güvenli gıda pirinçtir. Ama biz bir diyabet hastasına ilk yasakladığımız şey nedir? Pirinç, pilav. Pirinçtir. Oysa bir hekim pirincin glisemik indeksinin nasıl düşüreceğini öğretmesi ise bir hekimlik sanatı olarak düşünülmeliydi. Bir hastaya, bir diyabet hastasına sen pirinç yeme demek yerine pirincin nasıl yenileceğini öğretmek. Bunu biz Tıbbi Beslenme Akademisi'nde şöyle uygulamalarla yapıyoruz. Hatta bunu kamplarda uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Pirinç pişireceğiz ama onu nasıl pişireceğiz? Bir diyabet hastası bu pirinci nasıl yiyebilir? Bütün bunların hepsinin bir mümkün olduğunu gösteren çalışma yapıyoruz. Pirinci nasıl pişireceğiz hocam? Hepimiz pilav yapıyoruz. Hemen şu bilgiyi öğrenelim.
Bu bilgiyi öğrenmeden önce bir şeker hastasında şekerinin regülasyonu ile ilgili basamakla tek tek anlatacağım. Tamam. Sonra pirinci pişireceğim. Tamam, Çünkü pilavı eğer unutmuyoruz. Pilav çok önemli. çok önemli. Evet, en az sizin kadar değer veriyorum. Çünkü her ev muhakkak bir pilav pişirme hatası işliyor. O pilavı pişirirken yaptığı hatayı bırak. Yemeğine de hasretlik içinde kalıyor. Biz insanlara hasretlik oluşturarak onların hayatlarını adeta strese dönüştürerek bir diyabet hastasının hiç hak etmediği en büyük tokadı suratlarına vurduğumuzu kaçırıyoruz. Bir diyabet hastasının duygusu nedir diye sorduğunuzda nedir? Karşınızda ne çıkıyor biliyor musunuz? Tatsızlık. Ben hayattan tat alamaz hale geliyorum der. Hayattan keyif alamıyorum artık der. Ve şeker hastalığının duygusu budur. Şeker hastaları bu duyguyla yaşarlar. Zaten çoğu şeker hastasının arkasında bir travma vardır. Onu hayattan koparan bir travmayla insanlar şeker hastalığına doğru ilerlemiştir. Tabii bunun arkasında benim daha önceki programlarda bahsettiğim gibi hücrenin güvenliğinin bozulması, o GLUT4-2 kapılarının yapısının bozulmasından da kaynaklanan faktörler bilince insanlar şeker hastası oluyor demiştim. Peki insanları hayattan koparmış bir hal iken senin onları hayata bağlayan, onları sevince boğan o sofralardan mahrum etmen ve o sofranın zevkini adeta bir şamar gibi vurup adamı bir daha bu sofradan keyif alamayacaksın, keyif alacağın bütün yolları kapatıyorum dercesine çözümsüz bir şekilde ortada bırakıyor olmana hekimlik denilemez. Burada ben itiraz ediyorum. O insanın iyileşmesi için ruhsal bir genişliğe ihtiyacı olduğu gerçeğini unutmayı hekimlikle bağdaştıramıyorum. Bunun anlamı git istediğini ye demek değildir. Bunun anlamı git istediğin gibi ye demek değildir kanım. Ona daha doğru gıdayı oluşturma, sofrayı oluşturma becerisini artırmak. Glisemik indeksin ne olduğunu öğretip onun nasıl düşüreceğini anlatabilmektir. Söylemek istediğim her bir gıdanın glisemik indeksinin düşürülebileceği gerçeğini öğretmektir. Burada düşürülemeyecek, asla düşürülemez diye düşünülen gıdanın adı pirinçtir. Çünkü glisemik indeksi 100 olarak ölçülür. Siz bunu nasıl düşüreceksiniz evladım diye sorar bana. Basit diyorum. Hem de çok basit. 1 bölü 3 kuralıyla düşürüyorum diyorum. Yükünü de azalttığım andan itibaren artık o güvenli bir besine dönüşüyor diyorum. 1 bölü 3 kuralı nedir diye sorduklarında pirinci pişirirken kullandığım malzemeleri 1 bölü 3 oranına çekiyorum. Özbek pilavını bilir misiniz? Yok. Özbek pilavı kuzu etiyle yapılır. Kuzu etinin minnacık minnacık doğranması ve beraberinde sebzelerle birleştirilir ve gerçekten çok lezzetli bir pilav üretirler. Ben bu özbek pilavını hayal gücümle bir diyabetli hastanın gıdasına nasıl dönüştürebileceğimi tasarladım. Bu çok lezzetli ve inanılmaz tatmin edici bir lezzete de ulaştı ki bunun sayesinde ben de pirinci apayrı sevmeye başladım. Ve ben pirinci kamplarda bu şekilde pişiriyorum. Olay şu, glisemik indeksi düşürmenin birçok rolü var. Unutma İlkay Hanım. Bir gıdanın glisemik indeksi düşürmenin en basit yolu yağdır. Tereyağını, zeytinyağını bir diyabet hastasında daha bol kullanılması gerektiğini vurgularım. Yağsız yemek asla tıbbi besleme uygun değildir. Bunu geçen programda da ısrarla ısrarla vurguladım. Bizim derdimiz yağın oksidatif stres yapıcı potansiyelini ortadan kaldırmakla. Neyle oksidatif stres yapıyordu? O ne zaman ki oksitlenirse yapıyordu. Bir yağı nasıl oksitlersiniz? Isıl işleme tabi tutarsanız, rafine ederseniz, onu kızartırsanız, onu ısıl işlemlerle maruz bıraktığınız zaman sizin için bir oksidatif stres sebebine dönüşüyor. Siz akıllı olup bu oksidatif stresi ortadan kaldırırsanız, canlı bir yağ yeseniz, hücrelerinizi onarırsınız ve canlandırırsınız İlkay Hanım. Olayın bu tarafını
görmemezlikten gelmiş olmak büyük bir acı değil midir? Bir insanın yağların canlılığıyla canlanabileceği bilgisinden mahrum bir nesil yetiştirdik ve bunun acısını çok çekeceğiz dediğimde bazıları arkamdan bilmeden çok böyle yanlış konuşuyor. İnsanı canlandıran yağlardır. İnsanın mühendislik vazifesinde çok değerli görevler üstlenen, hormonal sisteminde çok değerli görevler üstlenen yağlardır. Ama bu yağlar asla rafine edilmiş bir zeytinyağı olamaz, ısıl işlem görmüş bir zeytinyağı olamaz ve asla sizin yediğiniz o bahsettiğimiz ayçiçek yağından gelen yağlar değildir. Değildir. Fındık yağı değildir, mısır yağı değildir. O yağ okside olmamış, içinde polifenolleriyle taptaze duran yağ gruplarıdır. Bir gün göreceksin İlkay Hanım, ayçiçek yağları rafine edilmeden satışa çıkacak. Ben İnşallah. ayçiçek yağlarının rafine edilmemiş halini gördüm ve tattım. İnanılmaz lezzetli. Fabrika sahibine ricada bulundum. Ya şu yağ olduğu gibi bir piyasaya sürseniz de insanlar şu yağın orijinal kokusunu alsalar, inanın bir daha kimse bu diğer yağın yüzüne bakmaz. Ne demek istediğimi zaman gösterecek. Ve o yağ bir diyabet hastasının B grubu vitaminlerinin besin kaynağı. Tiyaminin bir besin kaynağı. Bu kadar değerli bir besini biz onu bozarak insanlara sunmayı nasıl başardık? Olsa olsa bu bir cehaletin derinliği olabilir diyorum. Bir pirincin glisemik indeksini düşürürken yağı çok kullanırsınız. İki, sebzeyi kullanırsınız. Tıbbi beslemede sebzenin rolü nedir biliyor musun? Yaramaz bir çocuğun kolunu ve bacağını tutan, ona göz kulak olan dadıdır. Yaramazlık yaptırmayı engelleyen şey sebzedir. Glisemik indeksi yüksek bir besin aldığında iyi bir dadının eline verirsen o çocuk yaramazlık yapmaz. Harika anlatıyorsunuz ya. Çünkü bir pirincin glisemik indeksi o dadıların elinden koparıldığı anda yükselir. Kan şekerini yükseltmeye giderken lif varsa lif onu kana geçişini yavaşlatır. Lif varsa onun mideden dolaşımını, midenin çıkışını yavaşlatır. Lif varsa onun bağırsak florasında işlemini çok güçlü bir halde gerçekleştirir. Lif varsa berbende antioksidan vardır. Berbende antioksidan olan şey de kana geçtiğinde halen gözüm senin üstündedir der. Sakın ola yaramazlık yapma. Antioksidanlar da onu koruma kalkanına dönüşür. Evet. Kan dolaşımında lifin görevi bitmiştir artık. Lif yoktur orada. Ama lifin yapısında bol miktarda antioksidan olduğu için o da pirinçle birlikte kan dolaşımına geçiş yapacaktır ve onu kulağını çeke çeke götürür, gitmesi gereken yere teslim eder. Ben görevimi yaptım der döner. Şimdi bir pirincin içine bir birimlik pirinç koydum. İki birimlik neler koyabilirim? Biber falan. Biber. Hiç Biber çok pirinci de ben böyle kullanmıyorum. yapmadım. Doğru söyleyeyim Yok. arkadaşlar. Birinci Ama yok, bu şu anda yapacağım. izleyicilerimizin %1'i bile yapmamıştır. Ha, değil mi? Ben tek değilim yani. İyi bari. Bizim kamplara gelenler bile yani o kadar ilgili olmayanlar pek kampımıza gelmez tahmin Tabii edersiniz. az Yani çok evet onlar ilgili bile olmalı. ilk kez tadarlar yani. Aman Allah'ım derler. Böyle bir lezzet varmış ya dünyada derler. Abartmıyorum. Biz aynı teknikten makarna pişiriyoruz biliyor musun? Ama nasıl bir makarna? Siyez makarnası pişiriyoruz. Nasıl bir makarna pişiriyoruz? Pirinç unundan yapılmış makarna pişiriyoruz. Hani pirinç unundan yapılmış makarnayı çok başarılı bulamadım. Ama Siyez makarnası sıra dışı başarılı çıktı. Siyez makarnası. Pirinç de hocam şey mi? Pirinci de seçeceğiz ama değil mi? Mesela basmati pirinç falan mı olacak? Hayır. Bu konuda sadece dikkat edilmesi gereken tek önemli bilgi yerli olsun. Tek Yerli önemli pirinç. bilgi yerli pirinç olmalı. GDO'suz olsun. Buna dikkat edin. GDO'suz pirinç. Bunun içinde böyle piyasada böyle yerli üretim olduğundan ve mesela basmati pirinci güvenli bir pirinçti bu arada. Yani şart değil. Ama ben o kadar güzel pirinçler buldum ki, o kadar pirinç, güzel pirinçler yakaladım ki o pirinçler bu derece
iştah açıcı, son derece keyif verici, güçlü antioksidan böyle mor pirinçler buldum. Ve bunlar bizim ülkemizde yetişiyor biliyor musun? Ya ben bazen çıldırır olursunuz ya İlkay Hanım. Yemin ediyorum öyleyim bazen. Üzülüyorsunuz. Bunları keşfettiğince üzülüyorsunuz. Ya ben bu halimle bunları keşfediyorum ve diyorum ki bunları tüm dünyaya iletilebilecek bir zenginlik, bir değer bunlar. Ve bizim niye bu tür şeyler bir projelendirmiyoruz? Neden çiftçimizi bu konuda cesaretlendirmiyoruz? Ya bu pirinç bir değer. Vallahi billahi elin oğlu basit bir şey alıyor, bütün dünyaya satıyor. Biz elimizdeki bu kadar güçlü değerleri sahiplenemiyoruz, sahip çıkamıyoruz. Yani diyabettir konumuz ama olayın bu tarafı da hiç böyle azımsanmayacak kadar acı bir olaydır. Bu arada söylediğiniz bir şey daha var. Bulgurdan uzak durun esas. Mu Diyorsunuz o diyorum. benim izlediğim derste. Doğru değil mi? Hayır. Doğru Evet. hatırlıyorum. Pirinçle bulguru bir araya getirdiğim zaman kesinlikle pirinci tercih ettiğimi bilmenizi istiyorum. Kesinlikle pirinci tercih ettiğimi bilmeniz. Çünkü pirinç non-alerjik dünyadaki tek besindir. Pirinç dünyanın en kaliteli tahıl proteinine sahiptir. Pirinç saflığı temsil eder. Bir Çinli daima pirinç yer. Ve ne kadar fitler. Ne kadar fitler. Sadece tek bir problem var. Onlar glisemik indeksini düşürmek için daima suda bekletilme yöntemini kullanırlar. Bu da bir yöntemdir. Ama ben onun bir besin zayiatı olduğuna inandığım için çok fazla yapmam. Yine de arsenik maruziyetini azaltmak için en azından 5-6 saat iyonize su gibi bir suyun içinde bekletirseniz o bahsedilen arseniği hızla atarsınız. Ya da normal bir suda da bekletilebilir. Ama pirincin arsenikle ilgili şu durumu var. Suda çözünen bir şeydir. İyi yıkanırsa arseniği de alırsınız zaten. Çok korkmayın, endişe etmeyin. Ama iyi bir pirinç pişirmeyi gelin başaralım. Nasıl başaracağız? 1 bölü 3 kuralı. Yani 1 birim pirinç kullanırsınız. 2 birimi de glisemik indeksi düşürücü bir besin kullanırsınız. Burada kullanılabilecek şeyleri sıralayayım. 1 domates suyu. 2 kuzu kemiğinin suyu. 3 nohut. 4 mantar. Mantar. 5 bezelye. Burada bizim için kullanılabileceklerin listesinde birer seçenek. Ha bunlar tek mi dersiniz? Bunlar tek değil. Bunların dışında çok farklı ürünler de kullanabilirsiniz. Mesela ben şunu da söyleyebilirim. Yani yapılabilir mi? Yapılır. Çok ince doğranmış kuzu kemiği, yağlı kuzu kemiğini ince doğranmış bu pirincin içine konulabilir. Bu da glisemik indeksi düşürücü bir rolü var biliyor musunuz? Hem eti lezzetli hem Evet, lezzetli inanılmaz yapar lezzetlenir. hem de pirinciniz glisemik indeksi düşürülmüş olur. Peki şu anda yaptığınız şey glisemik indeksi kaça düşürdü diye söylesem şaşırırsınız. 100 olan glisemik indeks şu anda 35-40'lara gelmiş durumda. Peki ben desem ki bu 35-40 güvenli midir bir şeker hastası için? Bilmiyorum, güvenli midir? Bence güvenlidir. Ama ben işimi şansa bırakmak istemiyorum. Çünkü neden şansa bırakmak istemiyorum? Yarın arkamdan şunu söylemesin kimse. Ya doktor Eyüp'ün yüzünden insanlar pirinç yemeye başladı. Pirinç yemeye başladıktan sonra perişan oldular, mahvoldular, şekeri pat 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 çıkıyor. Deyip dedikodumu ve bana haksızlık etmesinler diye tüm hastalarıma şunu ısrarla söylüyorum. Glisemik yükü düşürmeden asla glisemik indeks düşüklüğü işe yaramıyor. Ne demek glisemik yük? Onun normalde ne kadar pirinç yeriz? Bir tabak yeriz değil mi? Burada yarım tabak yiyeceksin diyorum. Çünkü Abartma. amacım onun hayatında bir şey hasretlik oluşumunu engellemektir. Onu pirince hasret bırakarak yaşatmamada. Ona yeniden bir yemek sofrasında keyif alabilmeyi öğretmektir. Keyif alınabileceğini ispatlamaktır. Hayata yeniden bağlamaktır. Aldığım sorumluluk gereği ben bunu yapıyorsam sen de her zamankinden yarım yersen o zaman ben gönlü rahat bunu yiyebilirsin derim. Ama dur. Bir şey daha yapıyorum. Bunu da Harvard Üniversitesi'nden aldığım bir bilgiyle yapıyorum. Sadece Harvard Üniversitesi değil, Colorado Üniversitesi'nde birçok Avrupa'nın da üniversiteleri bu çalışmayı kesinlikle yapmışlar. Ve bu bahsettiğim Caldwell Essential'ın da kitaplarında var. Birçok Mark Hamill'ın da eserlerinde var. Meraklıları açıp okuyabilirler. Sirke, kan şekerinin regülasyonunu bir insülinin gücünde gerçekleştirebilen yegane bir besindir. Hem antioksidandır,
hem şekerin regülasyonunu başarılı bir şekilde yapmanızın en büyük yardımcısıdır. Sirke. Ben hastaya bir kaşık da olsa sirke içmesini istiyorum. Ne zaman? Eğer Önemli mi zaman hocam? pirinç yenilirken ya da pirinç yenildikten 2 saat sonra da içebilir bunu. Pirincin üstüne yani mutlaka. Evet, pirinçle birlikte. Bunu yapmış olması iki yerde çok ciddi rol oynuyor. Bir, bağırsak probiyotik yapısına, iki, midenin asidik yapısına, üçüncüsü, içerdiği antioksidanlarla olası yükselecek şekerin zarar verici etkisini durdurmaya. 3 tane ayrı yerde rol oynayacak. Dolayısıyla bu sirkeyi çok ciddiye alıyorum. Bir, diyabet hastası sirkeyi kullanmayı öğrenmek zorundadır. Kan şekerinin regülasyonunda %25 ile 35 aralığında değişen oranlarda destekleyici etkiyi klinik olarak gözlemlemişler. İlkay Hanım, bir kan şekerinin %25-35 aralığındaki destekleyici etkisinin ne anlama geldiğini düşünüyorsunuz? Müthiş bir anlama geldiğini düşünüyorum. İlkay Hanım, bugün bizi izleyen diyabet hastalarının takiplerini yapan doktor arkadaşlarım bunu dinleyince şöyle bir yaslanmışlardır kendi arkalarına. Ne ya bu? Böyle şey mi olur ya falan. Bir sirke bunu O yapar. kadar ilaçla yapamadığımızda bir sirkeyle mi Yüz, yapacağız falan. %25-35 aralığındaki gerçeklik rakamlarını veren Harvard Üniversitesi'nin karşılaştırdığı çalışma şöyle hocam. Diyor ki insülin de bu kadar etkiler. Ne demek istediğimi anladın mı? Biz bir hastanın insülinini dozunu ayarlarken kan şekerini %35 oranında düşürecek dozda insülin yaparız. %50 düşürecek dozda vermeyiz insülini. Çünkü korkarız. Ama %35 düzeyini siz insülini güçlü bir şekilde kullanarak yapabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var ilk ayağında. Bu çalışma sabah, öğlen, akşam birer kaşık içirilerek yapılmış olan hasta gruplarındaki sonuçlardır. Bir insana sabah, öğlen, akşam siz sirke içiremezsiniz. Yani ne demek istedim? Bu bir fanus çalışmasıdır. Fanustaki bir çalışmadır. Gerçeklik hayatla uyuşmuyor. Evet, böyle bir etkisi var ama içiremezsiniz böyle bir şey. Yaptıramazsınız. Son derece bir süre sonra bıkkınlık uyandırır ve sıkılır insanlar. Bu yüzden insanlara bunu farklı yöntemlerle kullanmayı öğretmek zorundasınız. Bunun adı ne? Şimdi dinle. Pirinç pilavını yedirmiştim ya. Bir bölüş kuralıyla da pişirmiştik ya. Ve en son glisemik yükü de aşağı indirdik ya. Üzerine sirke içirdik ya. Şimdi bir şey daha yapıyorum. Ben ne olur ne olmaz. Kendimi riske koymak istemiyorum kardeş. Bana 10 yıl sonra birisi çıkıp da lan senin yüzünden şekerimi regüle etmeyi beceremedim. Pirinç yedirdin Demesin. bana. Ondan sonra gözümü kaybettim demesin diye. Allah'ım Allah bizi korusun. böyle bir şeyle imtihan etmesin diye. Kardeş, salatasız eğer ki o pirinç pilavını yiyorsan sana hakkımı helal etmiyorum diyorum. Bu salata sirkeyle yapılır. Sirkesiz salata olmaz. Limon sıkılır, salata yapılır. Üzerine muhakkak ne yapılır? Zeytinyağı dökülmelidir. Tıbbi beslemede hiçbir salata zeytinyağsız yenilemez. Dikkat et, pilavımız zaten glisemik indeksi düşürmek için yağlı pişirmiştim biraz. Salataya da canlı bir yağ daha döktüm. Oradaki lifleri niçin kullanacağım? O yükselen kan şekerinin olası yükselmelerini engellemek için kollarını ve bacaklarını tutucularla tekrar zenginleştirdim. Olur ya, 2 tane asker göndermiştim, yanına koymuştum ama belki yetmez. 3 asker daha arkasına takıveriyorum. İşte o zaman ben gönlü rahat gece uyuyorum. Buna bir şey olmaz diyorum artık. Bunun sırrını 3 aşağı 5 yukarı ne demek istediğimi anladın mı? Yani Anladım. bir pirinç pilavını nasıl yenilebileceğinin yol haritası inanılmaz bir şey öğretiyor insanlara, şeker hastalarını. Aslında herkes öğretiyor. Sakın ola, kulaklarınızı açınız. Ben şeker hastası değilim kardeşim, benim buna ihtiyacım yok diye düşünmeyin. Yükselen her şeker insanlarda eğer ki güçlü antioksidan kapasiteleri yoksa zarar verir. Şeker hastası olmadan da zarar görürsünüz. Yaşlanma yeryüzünde insanoğlunun yediklerinin oluşturduğu hasarlardır demiştik. Ve yediklerinin oluşturacağı hasarların başında şekerin de oluşturduğu hasar vardı. İlla şekerin 500'e çıktığında hasar oluşturacak diye düşünüyorsan
Sen aptalın önde gidenisin. Şeker 200'de de aynı hasarın küçük boyutlusunu yapıyor. O şeker hastasını 20 yıl 30 yılda gözünü kör edecek hale geliyor. Sağlam adamı da 60 yılda gözünü kör edecek hale geliyor. Baksana altı. Şeker hastası olmayanlar göz sorunlarıyla boğuşmuyor ama. Bugün gözlerini kaybedenin üçte biri şeker hastası demiştim size, değil mi? Geriye kalanları 2/3'ü şeker hastası değil. Ama onlar da ileriki yaşlarda artık yakını göremez hale geliyor, uzağı göremez hale geliyor ve nitekim gözlerini artık kaybediyorlar. Ve bu bir yaşlılık olarak kabul ediliyor. Bu bir yaşlılık değil. Bu bir toksin birikiminin yönetilememesidir. Yaşlılık denen şey toksik ve atıkların yönetilememesidir İlkay Hanım. Özetle bu. Bu sirke için sizin bir tavsiyenizi aklımda kaldı. Hatta bunu yapayım ben de dedim. Akşam yatmadan bir bardağı bir kaşık sirke eğer karıştırır içerseniz müthiş bu. Hem mideye rahatlatır hem şekere iyi gelir hem acaba herkese iyi gelir mi? Bir sorayım size. Ah İlkan, sen de böyle hala düşünenlerden misin? Yap gitsin ya. Yap Yap gitsin ya. gitsin. Yok, herkese Sen faydası olsun diye ben yapacağım. Hani burada da ya herkese duyurayım. Tatlı güzel bir tür gibi geldi. insanları hayret ediyorum bazen, biliyor musun? Üzülüyorsunuz bazen. İnsanlar yeni çıkan bir ürünü reklamlarda gösteriliyor, gösteriliyor, gösteriliyor. Herkesi ikna ediyorlar. Herkes bir kere olsun deniyor, biliyor musun? İnsana bunları denerken, lan ben bu beden sarayıma bu geri zekalı şeyi alıp koyacağım da, lan bu bana ne yapacak? Bunun içinde hangi katkı maddeleri var? Neler var, biliyor musun? Bilmiyorsun. Lan 100 bin yıllık bir kültürü sirkeyi hayatına yerleştirmek için halen bekleyen İlkay Hanım var karşımda. Ya İlkay, ne yapıyorsun sen? Bugün Bir an duydum önce. hocam, bugün duydum. Bak herkesle paylaşıyorum arkadaşlar. Kim sirke, bir bardak sirke, bir bardak suya bir Bir kaşık kaşık sirke. sirke Bir bardak suya bir koyup kaşık sirke. içiyor. Yapacağım işte ama bak bu çok hoşuma gitti. Merak ediyorum hocam. Hatta eşime de söyledim. Bak o da mide rahatsızlığı var. Bunu bir deneyelim diye. Bugün karar verdim, paylaşıyorum buradan. Sakın Sizden elma. duydum, size satıyorum. Üzüm sirkesi kullandırma. Ha, Hı. fermente elma Bir, sirkesi evet. arkadaşlar. Onu da söyledim, iyi oldu. Mide hastaları üzüm sirkesini kullanamazlar arkadaşlar. Zarar yani, dikkat edin. Ama elma sirkesi onarır. Elma sirkesi onarır. Tamam, süper. Peki bir de şey not etmiştim hocam. Sarımsak kürü iç yat. Bu müthiş bir şey diye bu kadar bir not almışım. Şöyle, sarımsakta çok değerli alisin denen bir madde var. Çok özel bir maddedir. Ben o tarifi verirken özellikle korona hastalarının tedavilerinde bunun tedavi yardımcı olarak düşünülmesi gerektiğini, özellikle gittiğiniz bir memlekette olası bir enfeksiyon kapma ya da bir topluluğun içine karıştığınız gecelerde enfeksiyon kapma riskiniz varsa, eve geldiğinizde eyvah 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 de yanıp tutuşacağınıza, lütfen 5 diş sarımsağı zeytinyağının içinde dövmek şartıyla. Zeytinyağının dışında dövüp zeytinyağıyla karıştırırsanız bu faydanın onda birini göremezsiniz. Zeytinyağının içinde döveceksiniz. Çünkü allisin denen madde uçucudur. Hızla uçar. Bu şekilde yaparsanız ortama sarımsak kokusu bile gelmez. Çünkü kokuyu veren odur. O koku nereye gitti? Zeytinyağı aldı, onu taşıdı. Nereye taşıyacak? Senin ta bağırsakların en ileri düzeylerine kadar getirecek onu. Ne yapacak? Olası korona ile ilgili süreçte kan dolaşımınızda, bağırsak sistemlerinizde, mide sisteminizde ne kadar virüsü ve atıkları varsa hepsinin temizleme potansiyeli olan güçlü bir temizleyicidir. Alisin maddesi çok özel bir üründür. Ne kadar zeytinyağını hocam? 5 diş sarımsak bir yemek kaşığı mı? Az mı oluyor? Hayır, bir yemek kaşığı az oluyor. 3 yemek kaşığından aşağı olmayacaktır. Ha, 3 yemek kaşığı, Hı. 5 diş sarımsak döveceğiz. Bu kadar mı? Bunu içeceğiz. Öyle olmaz. Yok, 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 Nasıl? yok. Bak şimdi, bu bir sanatkarlık değildir. Aklımızı kullanacağız, onu lezzetli hale getireceğiz, keyifli hale getireceğiz. Onu hazırladığın zaman etrafındakiler senin yediğini gördüğünde ana ben de yemeliyim dedirtecek kadar albenili yapmalısın. O da işin sırrı ne, biliyor musun? İçine sirke katıyorsun, limon sıkıyorsun, kaya tuzu koyuyorsun, pul biberi koyuyorsun. Biraz da zencefille böyle hazırladığın zaman İşte dediğin sonucu alma zamanıdır. Sen onu yap. Bak neler oluyor. Evde bir coşku başlayacak, bir şenlik başlayacak. Diyeceksin ki ya Allah senden razı olsun.
Bunu haftada bir kere mi yapacağız hocam mesela? Haftada bir bile yeter, evet. Haftada bir Ama yeter. riskli zamanlarda bunu 2 kere, 3 kere de yapabilirsiniz. Ama haftada bir yapan bunu faydasını görür. Yalnız burada akşam yapılması gereken bir şey olduğunu unutmayın. Bu asla gündüz yapılmaz. Çünkü gündüz yapan birisi bunu gündüz yaparsa şiddetli baş dönmeleri ve tansiyon düşüklükleri yaşar. Sonra da sorumluluğu bana yükler. Sakın ola bunu kaçırmayın. Gece yapılması gereken bir kuraldır bu. Gece yap, iç yat. Öyle mi hocam? Evet. Tamam peki. Bu da harika oldu arkadaşlar. Eyüp hocam var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yani tabii ki bitmez bir taraftan ama ben muazzam katkısı olacağını düşünüyorum. Lütfen takipçilerimiz de fikirlerini, düşüncelerini, yorumlarını paylaşsınlar ama çok önemli söylememiz gereken şeyler varsa siz buyurun en faydalı şekilde tamamlayalım. İlkan, bu konu ne derece derin bir konu olduğunu gerçekten siz o videolarda da gördünüz ya. Ben şimdi bazı konulara hiç girmedik, hiç girmedik. Ve ben buralara hiç girilmemiş olmasını düşününce hakikaten düşünüyorum ne yapabiliriz diye. Mesela suyun gücünü nasıl kullanacaksınız? Bu konuya hiç giremedik. Su düzeyini iyi bir regülasyon tutarsanız kan şekerinizin regülasyon o kadar kolaylaştırabiliyor ki. Kanın viskozitesini düzenleyebilmek o kadar önemli ki. Nefesin kullanımı burada o kadar çok önemli ki. Yani nefes nasıl bir iştir biliyor musun İlkay? Şekerin gireceği yer neresi? Mitokondri. Mitokondri neyle çalışır? Oksijenle. Sen doğru nefes almayı öğretemediğin bir şeker hastasına asla şeker regüle etmeyi öğretemezsin. Nefes almayı öğretmek zorundasın. Bir şeker hastası doğru nefes almayı önemsemek zorunda. Kas kitlesi. Bir şeker hastasının kas kitlesini sadece %10 artırmışlar. Kan şeker regülasyonu %30'a yakın düzelmiş. Çünkü bir birimlik yağ 2 kilo kalori yakar. Bir birimlik kas 80 kilo kalori yakar. 40 kat fark var. Dolayısıyla bir insana bir yıllık bir program yapacaksın. Ve kas kitlesini %10 artırmayı hedefleyeceksin. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun İlkay Hanım? O kişi gelecek sene insülinsiz yaşayabilme şansı var ha demenin bir adıdır bu. Ama bunu programlamak ve bunu yönetmek profesyonel bir iştir. O kişiye bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu öğretmek bizim vazifemiz. Bunun ciddiyetini anlatmak bizim görevimiz. Dolayısıyla insanlara kas kitlelerini artırmalarıyla ilgili çözümleri üretmek. Ve ben bunu 5-10 tane egzersizle öğretmeye çalışırım. Kamplarda da bunları yaparız bu arada. Bizim detoks kamplarında bunu sıra dışı bir şekilde uygularız insanlara. Deriz ki bakın şu anda şu hareketi yapıyorsunuz ve bunu bir yıla yaymayı başarırsanız gelecek sene şu anki kullandığınız kas kitlesini %10 artırırsınız. Kas kitlesini artırmak ne demektir? Hani işsiz kalan gençler var demiştim ya. İş bulmak onlara. Onlara fabrika kurmaktır. Hı. Fabrikaların kapasitesini artırmak demektir bu. Bunu daha açık dille nasıl anlatabilirim? Kas kitlesini artırmak fabrikaların kapasitesini artırmak, daha fazla işçiye ihtiyaç duyulur hale getirmektir. Yağlar 2 kilo kalori yaktığı bir anda kas 80 kilo kalori yakıyor. Bu kadar güçlü bir baca çalışacak. Ben kişilerin bu çözümlerini artırabildiğimizi, lenf sisteminin aktivasyonu, bir şeker hastası için lenf sisteminin aktivasyonu inanılmaz önemli bir konudur. Çünkü ana problemlerini şeker hastalarının enfeksiyonlardır. Yönetilemeyen enfeksiyonlardır. Yönetilemeyen enfeksiyonun ana sebebi ne? Enfeksiyonlar neden yönetilemez? Çünkü lenf sistemi yavaşlamıştır. Lenfosit çarpışan savaşçı hücrelerindir. Ve bunlar gittikçe azalır. Kan dolaşımı yavaşlar. Bunu hareketlendirmek, bunu diyaframatik nefesle başarabileceklerini öğretmek. Ben bütün bunların yanında daha önemli bir şey söyleyeceğim.
bağırsakları tıkalı bir şeker hastasının şekerini asla regüle edemeyeceğini biliyor musunuz? Bir şeker hastasının bağırsakları tıkalıysa, yavaşlamışsa, sen dünyanın en iyi yöntemlerini kullan. İşlerin yarım kalacak, eksik kalacak. Bu insanların bağırsaklarını temiz bir şekilde nasıl başarabileceklerini, nasıl temiz yönetebileceklerini öğretmek bizim hekimliğimizin bir görevidir. Önce farkındalığı oluşturmakta görevimiz, sonra bunu nasıl başaracağını öğretmek de işimizin bir parçasıdır. Ve parçası olmak zorundadır. Biz hastalarımızın diyabetik nöropatiden dolayı bağırsakların neden yavaşladığını unutuyoruz. Bağırsak floraları zaten yerle bir. Bunu düzeltmekten bir haberiz. Dolayısıyla insanların tedavi modellerini, derdim iki ilacı, şekerin niye regüle olmadı? Lan oğlum dediğimi yapmıyorsun lan. Yapmıyorsun ya, yapmıyorsun ya deyip duruyoruz. Hayır. Hasta senden daha doğru bir çözüm bekliyor kardeşim. Ya. Hasta senden daha doğru bir çıkış yolu bekliyor kardeşim. O bilmiyor. Bunu bilmek hakkına sahip. Bu yüzden Tıbbi Beslenme Akademisi bu düzeyde hekimlerimize de ve bu konuda kendisinin merakı olan herkese de kapılarını açık tutar. Hekimlerin, diyetisyenlerin, diş hekimlerinin, eczacıların, yani sağlık otoritesi olan herkesin bu bilgiyi öğrenerek toplumda hızla yaygınlaşması için çaba göstermektedir. Kamplar da bunu uygulama sahalarıdır. Umarım ki tüm izleyicilerimize nasip olsun kamplarda bulunmak, eğitimlerde bulunmak, onların hayatlarına bu dokunuşu bir basamak daha öteye taşımak kısmet olsun inşallah. İnşallah. Yani sizin bir dileğiniz var. Dünyanın beslenme biçimini değiştirecek bir dalgayı başlatmak istiyorum diye bir sözünüzü not etmişim. Sağlık sorunlarının nedeni de toplumsal hatalar diyorsunuz. İnşallah doğru beslenmeye öğrenebiliriz. Müthiş bir katkı. Sizin Tıbbi Beslenme Akademisi kurucusu oldunuz. Eğitimlerini de gerçekleştirdiniz. Detaylı yine bilgi sahibi olmak isteyenler beslenerek iyileş ve Hızlı Yaşlandıran 18 Satır kitaplarını da okuyabilirler. Size de sosyal medyadan ulaşabilirler zaten kolaylıkla, değil mi Eyüp Hocam? Tabii ki Instagram sayfamızdan da ulaşabilirler. Bizim internet sitemizden de ulaşabilirler. Ulaşılabilecek durumdayız. Yani böyle kapalı bir kutu değiliz çok şükür. Ulaşılabilir durumdayız. Son olarak aklıma gelen bir şeyi daha paylaşmak istiyorum. Bir kan şekerinin regülasyonunda çok ama çok faydalı olduğuna şüphemiz olmayan temel besin öğelerini muhakkak herkesin duymasını istiyorum. İnsanların zencefili çok aktif kullanmalarını istiyorum. Zerdeçalı. Neden zerdeçalı zencefili hatırlatmak istedim biliyor musunuz? Bunlar çok güçlü anti-enflamatuar besin gruplarıdır. Şeker hastalığı eşittir bir enflamatuar hastalıktır arkadaşım. Şeker hastalığı bir enflamatuar hastalık grubudur. Bunları düzenli olarak hayatına alan birisi ne yapıyor biliyor musunuz? Beden havuzunu düzenli olarak temizlemeye başlıyor. Bedenini temizlemeye devam ediyor. Bu küçücük dokunuş çok anlamlıdır. Bir şeker hastası muhakkak damar yapılarındaki tıkanıklarını önleyen besin gruplarını öğrenmek zorundadır. Ama bundan daha değerlisi nedir biliyor musun? Damarlarını tıkayan besinleri öğrenmek zorundadır. Çünkü bilirsin evindeki olaydan da önce mutfağı kirletmemektir önemli olan. Önce evi kirletmemektir. Senin damarlarını tıkayan şeyleri öğrenmektir ilk hedefin. Bu da prensip olarak yapısı bozulmuş, evet, etleri, peynirleri ve özellikle de rafine edilmiş yağları terk etmektir kirlilik. Buna kirlettikten sonra hadi canım benim temizleyelim. Ya yok öyle bir şey. Çok zor. Kirletmemeyi başarmak güzeldir. Ama bir insanın evinde yüksek düzeyde çözücü, temizleyici bir ürünün varlığı da insanı güvende tutmaktadır. Bu konuda da en doğru ürünler dediğim gibi bir antioksidan enoanttır, bir klorofildir, bir antioksidan alkali iyonize su cihazıdır. Bu tarz ürünleri evde bulunduruyor olmak insanları güvende tutar. Çünkü ne kadar hata yaparsan yap, güçlü bir temizleyiciyle bunu temizleme insanı rahatlatıyor.
Önce sistemi temizle. Bu arada iyonize suyla ilgili arkadaşlar, şimdi yukarıda bir link vereceğiz YouTube'da. Bu linki tıkladığınızda o ilk bölümden o kısmı izleyin. Ama orada şey çok sormuşlardı. Yani iyonize suyu siz orada detaylı anlatıyorsunuz. Şimdi bir daha anlattırmayacağım. Bu linki tıkladığında izleyecek takipçilerimiz. Fakat bu bir cihaz ya. Ve pek çok marka var. O kadar çok o videonun altında ya hangisini alalım, tercih edelim, ne yapalım gibi sorular var ki siz bunlara sosyal medyanızda bir cevap verir misiniz ya da bir şey söylemek ister misiniz? Dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Burada doğru olanın ne olduğu ile ilgili sorunun cevabı, benim 11 yıl, 11,5 yıllık tecrübem şunu söyledi. Bu bir sağlık cihazıdır ve sağlık kodeksine uygun üretilmiş olanı önerebilmek benim hekimliğime sığar. Evet, piyasada çok sayıda ürün var ama sağlık kodeksi dediğimiz, Japon sağlık kodeksinin kriterleri vardır. Bu kriterlere uygun üretilmiş cihazın adı da Kangen iyonizer cihazıdır. Bu üründe dünyanın her yerinde fiyatı aynıdır. 1 lira değişmez. Evet, beyaz ürün fiyatlıdır, pahalı görünür. Ama ben özetle şunu söylerim ve bütün kalbimle inanarak söylerim. Eğer bu üründen sadece 5 tane ürün üretilmiş olsaydı, bunun arkası olmamış olsaydı, bu ürün için savaş çıkardı. Çünkü bu ürün kanseri önlediği ile ilgili klinik çalışmalar var, hem de çok sayıda. Bu ürünün insanları gençleştirdiğine dair klinik çalışmalar var, hem de çok sayıda. Bu ürünün bağırsakları temizleyici gücü kesin ve net bir şekilde her kullanıcı tarafından teyit edilmiştir. Bu ürün 6.000 tane doktor tarafından klinik cevapları olumlu olduğuna dair görüşlerini bildirmişlerdir. Kadın doğumcular, nörologlar bu ürünün bir sağlık anlamında ürettiği çözümler parayla ölçülemeyecek değerli bir üründür. Yani bunu kalkıp da bulunabiliyor olması büyük nimettir. Böyle bir şeye ulaşabiliyor olmak zenginliktir. İnsanların bunun fiyatını kafalarında, ya arkadaşım çok pahalı. Lan sen neyle karşılaştırdın ki pahalı demeye başladın? Neyle karşılaştırıyorsun? Benim önüme BMW ve Mercedes koysalar bunu mu istersin? Yoksa bu ürünle mi hayatını sürdürmek istersin diye bir seçenek konulsaydı, tereddütsüz bir şekilde ben bu üründen yana tavrımı koyacak kadar net bir şeyden bahsediyorsun. Bunun fiyatını pahalı bulabiliyor olmak sadece anlaşılmadığını gösteriyor. Yoksa bu pahalı bir ürün değil. Aksine bir insanın parayla satın alabileceği yeryüzündeki en değerli ürün. İnsan fizyolojisinin %75'i sudur. Doğru bir suyun temizleyemeyeceği toksin yoktur. Yanlış suyun da fizyolojideki karşılığı olan asidoz, mesela ters ozmoz su cihazları asidoz yaparak maalesef osteoporoza sebebiyet verdiği klinik kanıtlarıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün 2004 yılı su kongresinde ispatlanmıştır. Bana kıyaslamayı bununla yapan, yani sözüm ona, yani böyle bilgi eksikliğinden kaynaklandığını görüyorum. Hayır, yani bu çok ciddi bir yanlışlık. Birisi tıbbi bir cihazdır. Öbürü de sadece suyun içindeki canlılığı alan ölü bir su üreten cihazdır. Kıyas götüremeyecek kadar farklıdırlar yani. Ya tabii insanların öyle geçim derdi var ki hocam, yani hepimizi hayatla büyük bir mücadelesi var. Bir taraftan hani işte yaşam. İlkay Hanım, bizim görevimiz, hakikaten bizim görevimiz insana doğruyu sunmaktır. Alır, almaz, tercih etmez. Tabii. Onların kendi Ayrıca yaşadıkları. alternatiflerini, suyu nasıl daha kaliteli hale getirebileceğimiz de yine o yayında anlatmıştınız. Arkadaşlar izlediklerinde çok detaylı bilgi Göreceklerdir. sahibi olacaklar inşallah. Eyüp hocam, bir de son şeyi sorayım size. Şimdi gittim, kan testlerimi yaptırdım. Herhangi bir vatandaş şu an diyabet olduğunu biliyor, bilmiyor. Neye dikkat etsin o testlerde? Yani ne bileyim, bir referans aralığında ne olursa diyabet riski var ve dikkat etsin falan. Böyle bir genel bilgi de vermek mümkün mü acaba? Evet, bu bilgiler aslında tıbbi anlamda, modern tıpta bir algoritması var. Ve bu algoritması sürekli değişen bir algoritmadır. Dünya Sağlık Örgütü sürekli bu algoritmayı değiştirmiştir. Kimi zaman demiştir ki aç karnına yapılan kan ölçümü 110'un üzerindeyse sen bir şeker hastasısın demiştir. Bazen bunu 90'a çekmiştir. Gerçi yani 90'ı ben hiçbir zaman kabul etmedim de, ama böyle bir hata da yaptılar yani.
120 aslında en geçerli olan rakamdı. Benim kalbimden geçeni söylüyorum. 126 bir ara uzun süre 126 kabul edilmişti. Ama bu 126 olsa ne olur, 110 olsa ne olur? Benim bahsettiğim şu tıbbi beslenmenin kriterlerini uyguluyor olduktan sonra sizin kan şekeriniz asla 110'u da görmez, 126'yı hiç görmezsiniz. Tokluk kan şekeriniz için olanı söyleyeyim size. Tokluk kan şekeri içinde bir dönem 180 dediler, bir dönemde 200 dediler. Şu anda 160-180 arası diyorlar. Ben aynı şeyi tekrar söylüyorum. Tokluk kan şekeriniz içinde tıbbi beslenen bir insanda kan şekeri yükselmiyor arkadaşlar. Yükseltemezsiniz. Kan şekerinin yüksekliğiyle ilgili çok önemli bir şey paylaşacağım müsaadeniz olursa. Beslenmeden bağımsız olan kan şekerinin yükseldiği bir gerçek var biliyor musunuz? Yani siz nasıl beslenirseniz beslenin. Şurada doktor Eyüp'ün anlattığının hepsini uygulayın. Kan şekeriniz yükselebiliyor biliyor musunuz? Stres. Stres insan fizyolojisinde ciddi bir kortikoid sistem uyarıcısıdır. Adrenerjik sistemi uyarır. Ve hiç yemek yemeyen adamın şekerini yükseltir biliyor musunuz? Bu stres bazen bir enfeksiyondan kaynaklanır. Eğer ki kişide duygusal bir stres yoksa ve şekeri yükseliyorsa muhakkak bir idrar yolu enfeksiyonu araştırılmalıdır. Muhakkak bir diş absisi araştırılmalıdır. Muhakkak bir enfeksiyon kaynağı araştırılmalıdır. Buna da atlamamamız lazım. Bu bilgiyi ciddiyetle vurgulamak zorundayız. Yani şekeri tek yükselten şey yedikleriniz değildir arkadaşlar. Eğer bir hekim hastasını adrenerjik sistemden alıp serotonerjik sisteme aktarabiliyorsa ben o hekimi alnından öper ve başımın üstüne taşırım. O hekim hekimdir işte. Çünkü hastayı kaygılandırmak, ürkütmek, korkutmak ile sen hastayı dizayn etmeye çalışarak onun adrenerjik sistemi aktive edersin. Zavallı hastayı iyice içine çıkılmaz bir yerde bırakırsın. Hastanın duygusal dünyasına son derece saygılı davranmak zorundayız. Onun şekerini regüle etmenin olmazsa olmaz şartlarından birisi ferahlatmak ve rahatlatmaktır. Ona yaşanabilir bir dünyayı sunabilmektir. Şeker hastası basit bir hasta değildir. Geleceğimizdir. Bu toplumun geleceğidir şeker hastası. Şeker hastalığı bugün bu toplumun geleceğini mahveden en büyük tehdittir. İddia ediyorum koronadan daha büyük bir tehdittir. Bu programı yapmamızın sebebi budur. Bu kadar ciddiyetle olayı düşündüğümüz için ben bu programı organize etmek istedim sizinle. Sizinle paylaştım. Siz de sağ olasınız, kabul ettiniz. Eminim çok da aydınlatıcı bir yayın oldu. Son bir şey. Hamilelikte şeker yüklemesi yapılıyor ya Eyüp Hocam. Buna ne diyorsunuz? Buna kimileri çok zararlı aman yaptırmayın dedi Canan Hoca. Ama Şimdi endokrinologlar illa Canan Hoca bunu yaptırın söyledi. diyor. Evet, Canan Hoca bunu söylediği için zavallı kadın cağız hocamızdır, ablamızdır, Ceza aldı. saygı duyduğumuz özel bir insandır. Benim kanaatimce de bir üniversite kadar da bir ülkemize hizmet etmiş özel bir insandır. Ve kendisini çok severim, takdir ederim. Ve haklı bulurum. Ama ben bunu söylediğim için bir de aynı tokadı tabipler odasında ben de yemek istemiyorum. Uzatmak istemiyorum. O yüzden ben söylemedim, siz anlayın diyorsunuz. Ben bir şey söylemedim. Evet. Tamamdır Eyüp Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Başka Saygılar bir sunuyorum. yayında inşallah bir yerde olmak üzere herkesin faydasına olmuş olsun. Tekrar teşekkürler. Muhabbet takalım. Saygılar sunarım. Evet arkadaşlar, bu son soru ben Alp Kemal'e hamileyken o kadar o şeker yüklemesini yaptırıp yaptırmamak arasında kalmıştım ki ya yayının başından beri aklımdaydı. Eminim pek çok kişi, yani özellikle işte bu açıklamaları bilen aynı durumu yaşıyordur. Evet. Bir söylenebilenler var. Bir çok açıkça söylenmeden anlaşılması gerekenler var diye düşünüyorum. Tabii ki en doğru kararı herkes kendisi için verecektir ama kendimiz için en iyi, en doğruyu araştırmakta kendimize karşı bir görevimiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki oradaydınız. Lütfen yapıcı eleştirileriniz, önerileriniz, sorularınızla kanalımda görmek istediklerinizi de aşağıda yalnız bırakmayın. Abone değilseniz ayrılmadan önce İlkay Boralı YouTube kanalına abone olun. Bildirim zilini açın ki videolar yüklenir yüklenmez haberiniz olmuş olsun. Ve bir de kendinize, sağlığınıza çok dikkat edin. Hoşça kalın. Allah'a emanet.